Ay yok, senin gözün saatte. Mirası geri sayıyorsun sen. Merak etme hayatım, ben bakıyorum Doruk daha görünürlerde yok. Madem senin ilgin bugün bende değil, o zaman ben o kara geceye hiç girmeyeyim. Artık evimi ayarlarsın, orada anlatırım sana hikayenin geri kalanını. Bak sen. Hayatım seni üzmem, merak etme. Mirastan payına düşen evlerden biri olur bana. Bayağı iddialıyız. Gizemli bir şekilde geçmişime ihtiyacı olan sensin. Tabii ki iddialı olacağım. Belki de bir son dakika gelişmesi olmuştur. Senin için sürpriz, başka bir şey planlıyorumdur. Ay yok, ben hiç sevmem son dakika sürprizlerini. Ben bayılırım. Ay, Miras yedi geldi. Ben bakarım. Dur, 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 dur. Sen gidiyorsun demek ki. Ay hayatım, yani çay kahve servisi yapsaydım ben, yardım manasında. Ah canım, çok tatlısın ama sen ajansa gidiyorsun, beni bekliyorsun, tamam mı? Ay tamam, bak toplantı bitince beni haberdar et, çok merak ederim. Ay Dorukcuğum. Ay nasıl kötü görünüyor, baksana. Ben sizi geçireyim, buyurun. Tabii. Ay çok fenadır bu miras olayları. Yaraya tuz basmak gibi bir şey değil mi? Yok, ben gayet iyiyim. Sadece acelem var. Bir an önce yapalım biz. Ay Dorukcuğum, ben şimdi ajansa geçeyim diyorum. Biraz proje üzerine çalışacağım da. Sen gelene kadar odanda takılabilir miyim? Tabii. Ben Müjgan'ı geçireyim. Geliyorum. Hadi canım, haberdar et. Hadi. Bundan da alır mısınız Aydın Bey? Yok, teşekkür ederim. Bahsi geçen döviz hesapları dahil olmak üzere merhum Tahir Ardıç Somer'e ait olan İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bodrum, Çeşme, Kuzey Kıbrıs, Londra, Paris, Florida, New York ve Sydney'de bulunan toplam 19 müstakil bahçeli evle birlikte 21 adet apartman dairesi, 7 adet arsa ve 18 adet dükkanın yarı hissesiyle halen aktif ticari faaliyet göstermekte olan Es Reklam Ajansı'na... Ben bunların hepsini kabul ediyorum. İtiraz ettiğim bir durum yok. Bu prosedüre gerek var mı gerçekten? Bitti. Dilerseniz artık da biraz sıkıntılı şeyler konuşalım. Sıkıntılı derken? Az önce konuştuğumuz döviz hesapları, yurt dışındaki taşınmazların tamamı, yurt içindeki arazilerin bir kısmı hariç, restorasyondaki yalı ve hatta hanımefendinin şu andaki oturduğu ev dahi tamamı ipotekli. Bir dakika, bir yanlışlık var. Yalı ve birkaç ev ipotekliydi, evet, ama yurt dışındaki hiçbir mülkümüzde ipotek yok. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet, ajansın hesapları blokeydi. Ama yeni değil, bu aylardır böyleydi. Ama geçen ay ben kendi ellerimle ajansımızla birlikte atlattığımız büyük bir krizden sonra kendi ellerimle kaldırdım. Ajansın bütün borçlarını sıfırladım, bütün hesapları temizledim. Ne saçmalıyorsunuz? Demek babamın Alzheimer olduğunu öğrenince hepsi saldırıya geçti. Öyle görünüyor. Bunlar babanızın Alzheimer olduğunu öğrenince ortaya çıkan alacaklılar. Bazı firmalar var. Bunların hepsi orada listede kayıtlı. Bunlar Ardıç Bey'le olan hususi ilişkileri ve ticari faaliyetleri sebebiyle inisiyatif kullanarak kendisinin seyahatten dönmesini beklemişler. Ancak da bir hastalık ortaya çıkınca da bir güvensizlik doğmuş. Yani bizimle aynı masaya oturmaya bile tenezzül etmemişler, öyle mi? Sefiller. Ödeyelim gitsin canım bütün borçları. Şimdi yurt içi alacaklılar bizim için dert değil. Asıl sorun yabancı alacaklılar. Bizim yurt dışında hiçbir ticari faaliyetimiz yok. Sizin yok ama kocanızın varmış. Babam işte. Siz yurt içindeki borçların tamamına yakınını temizlemişsiniz. Ama yurt dışındakiler için durum başka. Ardıç Bey bazı yabancı yatırımcılarla 5 ayrı yabancı ülkede dijital yatırımlara girmiş. Ve zarar edince hepsi kapanmış. Bu arada tabii ki bütün borçlar döviz cinsinden olduğu için
Şu an gerçekten sıra dışı bir durumla karşı karşıya olduğunuzu size söylemek isterim. İnanamıyorum ben. İnanamıyorum yani. Gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Tüm vergiler ve uluslararası kesintilerle beraber sizin borcunuz kağıt üzerinde net olarak... Duymak istemiyorum ben. Borç falan duymak istemiyorum. Pekala. Ben bunları burada bırakayım. Siz durumu değerlendirin. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Hadi bir şey söyle, ikimiz de mağduruz. Babandan miras değil, borç kaldı bize, anlıyor musun? Borç kaldı. Her şeyimiz var ama hiçbir şeyimiz yok. Bir şey söyle. Vay be Sitare. Babamın borçlarına ortak olmak için neredeyse canından oluyordun. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Ha 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 ha